yasaklar getirdiniz. Böyle güzel bir vesileyle sizlerle bir arada bulunmaktan çok derin bir bahtiyarlık duyduğumu ifade etmek isterim. Sayın Cumhurbaşkanım, şu anda Türk Dünyası Belediyeler Birliği üyesi 22 ülkeden ve Türkiye'den misafirlerimizi medeniyetimizin göz bebeği İstanbul'da bu salonda ağırlıyoruz. Tüm belediye başkanlarımızla birlikte sizleri saygıyla selamlıyorum. Sizlere Mevlana Celaleddin Rumi'nin diyarı, Selçuklu payitahtı, hoşgörünün, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin şehri Konya'dan tüm hemşerilerimin selamını getirdim. Mevlana Hazretleri buyuruyor ki, her ayrılığın uzak düşüşün aslı kavuşmadır. Hamdolsun bugün burada davetimize icabet eden gönül coğrafyamızdan binlerce kardeşimizle bir aradayız. Nerede olursak olalım, hangi ülkede yaşarsak yaşayalım, gönül bağımız bizlere her daim kavuşmanın kapılarını açıyor. Sayın Cumhurbaşkanım, birliğimiz Balkanlardan Orta Asya'ya kadar uzanan bir alanda dost ve kardeş ülkelerimizin yerel yönetimleri arasında işbirliğini, kardeşliği, birlik ve beraberliği geliştirmek, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda ortak projeler yürütmek, şehir yönetimlerinin sorunlarına çözüm üretmek ve yeni şehir kültürü modelleri oluşturmak amacıyla 12 Kasım 2003'te sizlerin tensipleriyle kuruldu. Uluslararası nitelikteki teşekküllerin kurulması hakkındaki yasa çerçevesinde faaliyetlerini sürdüren Türk Dünyası Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu'nda 11 ülke temsil ediliyor. Birliğimizin merkezi İstanbul'da. 30 farklı ülkeden üyemizle Balkanlardan Kafkasya'ya ve Orta Asya'ya uzanan coğrafi alanda dost ve kardeş ülkelerde yerel yönetimler arasında işbirliğini geliştirmeye yönelik çeşitli program ve projelerimiz devam ediyor. Dünyanın en büyük yerel yönetim birliklerinden biri olan Türk Dünyası Belediyeler Birliği olarak tüm kardeş şehirlerimizle bağlarımızı her geçen gün daha da sağlamlaştırıyoruz. Birliğimiz sayesinde asırlar öncesine uzanan ortak kültür ve medeniyet mirasımızı yerel yönetimler, siyaset, ekonomi, eğitim ve sanat gibi alanlardaki işbirliğimizi ve dayanışmamızla taçlandırıyoruz. Özellikle yerel yönetimler konusunda ülkemizin sahip olduğu tecrübeleri birliğimize üye belediyelerle de paylaşarak şehirlerimizi her alanda kalkındırmak için yoğun gayret gösteriyor ve bugün bu salonda bulunan Türkiye'deki üyelerimizin mali destekleriyle projeleri yürütüyoruz. Şüphesiz ki şehirler medeniyetlerin doğduğu, dünyaya yayıldığı ve tüm ihtişamlarıyla tarihte derin izler bırakan mekanlardır. Yalnızca binalardan ve sokaklardan ibaret değildirler. Bunun çok daha ötesinde bir ruh taşırlar. Şehir yöneticileri de ancak bu ruha uygun şekilde hareket ettiklerinde başarı elde edebilirler. Türk Dünyası Belediyeler Birliği olarak en büyük gayemiz şehirlerimizin ruhuna uygun hareket etmektir. Bizler büyük bir azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürmeye devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanım, Türkiye sizin liderliğinizde tarihte olduğu gibi gölgesi sınırların ötesine uzanan, bölgesinde lider, dünyada söz sahibi bir ülke konumuna geldi. Artık çok geniş bir coğrafyayı bağrımızda taşıyor, nerede mazlum, mağdur ve yardıma muhtaç varsa yardımına koşuyoruz. Bunlarla birlikte zat-ı halinizin yerel yönetimlere ne denli önem verdiğinin bilinciyle hareket ederek hem ulusal düzeydeki çalışmalarımızda hem de uluslararası işbirliklerimizde çizmiş olduğunuz istikamette ilerliyor ve sizden öğrendiğimiz belediyecilik anlayışını coğrafyamıza taşımaya gayret ediyoruz. İnşallah sizin liderliğinizde Türk dünyasıyla ve kardeş şehirlerle olan ilişkilerimizi daha üst seviyeye çıkaracak ve medeniyetimizin parlayan güneşiyle Asya'nın bozkırlarından Balkanlara kadar ayak bastığımız her yeri aydınlatmaya devam edeceğiz. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken birliğimizden hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen ve bugün teşrifleriyle bizleri onurlandıran Sayın Cumhurbaşkanımıza, tüm üyelerimiz ve belediye başkanlarımız adına sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı Sayın Altay'a, birliğimizin kurucu başkanı Sayın Erol Kaya'ya,
geçmiş dönem başkanlarımız Sayın Nihat Zeybekçi'ye ve Sayın İbrahim Karaosmanoğlu'na, üye belediyelerimizin değerli başkanlarına, yönetim kurulu üyelerimizi ve birliğimizin tüm üyelerine katkıları için ayrıca teşekkür ediyor. Türk Dünyası Belediyeler Birliği 6. Genel Kurulu'nun şehirlerimize hayırlı olmasını temenni ediyor. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Teşekkür ediyoruz Sayın Altan. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Sayın Binali Yıldırım'ı kürsüye davet ediyoruz. Buyurun Sayın Yıldırım. Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, değerli Meclis Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım, belediye başkanlarımız, diğer ülkelerden, Türk dünyasından, gönül coğrafyamızdan bu genel kurula iştirak eden tüm belediye başkanı ve misafirler, hanımefendiler ve efendiler, sevgili gençler, hepinizi bu güzel vesileyle sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, Türk dünyası biliyorsunuz 70 yıl aradan sonra 90'lı yılların sonunda tekrar buluştu. Sovyetlerin dağılmasıyla birlikte uzak kaldığımız gönül coğrafyamızda yakın ilişkiler kurmaya başladık. Aradan 30 yıl geçti. Yani bir nesil yetişti. Dolayısıyla 2009'da temelleri atılan bugünkü Türk Devletleri Teşkilatı, o günkü adıyla Türk Konseyi ile beraber özellikle Türk devletleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi yönünde önemli adımlar atılmaya başlandı. Ancak teşkilatın gerçek anlamda ses getirmeye başladığı tarih geçen yıl 12 Kasım'da Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda yapılan tarihi zirvedir. Bu zirvenin önemi şuradan ortaya çıkıyor. Öncelikle teşkilatın adı Türk Devletleri Teşkilatı olarak belirlendi. Ve böylece teşkilatın kurumsal yapısı daha da güçlendirildi. Zatınızın liderliğinde, dönem başkanlığında birçok etkinlik, birçok kararlar alındı. Bu kararların başında Türk Dünyası 2040 vizyonudur. 2040 vizyonuna göre 5'er yıllık eylem planları çerçevesinde üye devletler, 7 üyesi var, 5 asıl, 2 gözlemci üye. Şimdilik Türkmenistan ve Macaristan gözlemci üye. Ve bu Balkanlardan başlayıp Orta Asya'nın sonuna kadar 5 milyon kilometre karelik bir coğrafyada 160 milyon Macaristan'la 170 milyon nüfus, ama gönül coğrafyamızı soydaşlarımızın yaşadığı diğer ülkeleri kattığımızda 300 milyonu bulan bir nüfustan bahsediyoruz. Ve bugün Türk Devletleri Teşkilatı'nın 1,5 trilyon dolarlık bir gayri safi hasılası var. 600 milyar dolarlık ticaretleri var. Nüfusa, dünya milli gelirine oranladığımız zaman dış ticaretimiz 1,2 trilyon dolar ve milli gelirimizin de 3 trilyon doların üzerinde olması gerekiyor. Aslında dünya ortalamasının şu anda altındayız. Hele Türkiye'yi sistemden çıkarırsak,
Durum daha da vahim. Türkiye bu ortalamayı yükseltiyor ve 6500 dolara çıkarıyor. O halde demek istediğim şey, özellikle İstanbul tarihi zirvesinde bir karar daha aldınız. Türk Yatırım Fonu kurulması ve aynı zamanda Türk dünyası 2040 vizyonuna yönelik adımların atılması. Bu çerçevede yakın bir zaman içerisinde Eylül'de Dünya Göçebe Oyunları kültür başkentimiz Bursa'da, İznik'te gerçekleştirilecek. Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek ve Kasım'da da Özbekistan'da tekrar Türk Devletleri Teşkilatı zirvesi toplanmış olacak. Bu arada tabii bütün kurumlar, belediyelerimiz de kendi aralarında işbirliğini geliştiriyor. Geçmiş yıllarda, 90'lı yıllarda, 80'li yıllarda belediyeler deyince akla sokakları temizlemek, çöpleri toplamak gibi işler gelirdi ve bunun acı tecrübelerini 90'lı yıllarda biz İstanbul'da yaşadık. Zatenizin belediye başkanlığı döneminde bütün bu çukurlar, çamurlar, çöpler ortadan kalktığı gibi sosyal belediyecilik, gönül belediyeciliği de yönetimimizin içeriği haline geldi. O günden bugüne belediyecilikte geçen 25 yıla baktığımızda hakikaten sadece Türkiye'de değil dünyaya örnek olacak belediyecilik hizmetlerini Allah'a şükür veriyoruz. Bu meşaleyi siz yaktınız, siz başlattınız ve o dönemde sizin ekibinizde olan biri olarak ben bunun en yakın şahidiyim. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli konuklar, Türk dünyası İsmail Bey Gaspıralı diyor ki yıllar önce işte fikirde ve dilde birlik. Esasında Sovyet sisteminin getirdiği dilde kopukluk, işte kopukluk ve fikirde kopukluk artık ortadan kalktı. Ve bu dönemde Türk dünyasının önemi günden güne artıyor. Hele Uzak Doğu ile Avrupa arasındaki asırlar boyu devam eden İpek Yolu, Baharat Yolu güzergahının ne kadar hayati öneme sahip olduğunu bir kez daha görüyoruz. Çünkü Kuzey Koridoru Ukrayna ve Rusya kapandı. Güney Koridoru rekabet edemiyor, çok uzun. Dolayısıyla bizim önümüzdeki yakın hedefimiz Orta Koridor. Türkiye'nin de üzerinde bulunduğu Orta Koridor'un geliştirilmesi, lojistik, ulaştırma başta olmak üzere karşılıklı ticaretin arttırılması. 600 milyar aramızda ticaret var ama Sayın Cumhurbaşkanım ne acıdır ki bunun sadece %3'ünü kendi aramızda gerçekleştiriyoruz. Bu fevkalade düşük bir oran. Orta vadede en az bu 600 milyar ticaretin üye devletlerin yarısını kendi aralarında gerçekleştirmesi gerekir. Buna yönelik potansiyelleri var, imkanları var. Ancak entegrasyonda beklenen gelişme sağlanamadığı için üçüncü ülkeler bu ülkelerin refahından hak etmedikleri halde daha çok pay almaya çalışıyorlar. İşte hedefimiz bunun için talimatlarınızda Bakü, Tiflis, Kars'ı yaptık, Marmara'yı yaptık, Avrasya'yı yaptık ve İpek Yolu güzergahındaki kayıp halkaları da tamamlamış olduk. Belediyeler, yerel yönetimler, Türkiye gönül coğrafyamızda Türk devletlerindeki tecrübelerini paylaşacaklar ve kültürümüzü, geçmişimizi yaşatarak akıllı şehirler kurarak, çevreye duyarlı şehirler kurarak geleceği de birlikte inşa edeceğiz. Ben bu duygularla bir kez daha Türk Devletleri Belediyeler Birliği'nin
çalışmalarında başarılar diliyorum. Başkan, değerli Konya Büyükşehir Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum. Bugüne kadar görev yapan bütün kurucu başkanlara teşekkür ediyoruz. İnşallah yerel yönetimler, belediyeler, üye devletler el ele vererek ve Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs'ı da bu sistemin içine en kısa zamanda dahil ederek yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz diyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun Sayın Cumhurbaşkanım. Saygılarımla. Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Başkanı Sayın Bilal Yıldırım'a teşekkür ediyoruz konuşmalarından dolayı. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Profesör Doktor Sayın Mustafa Şentop'u kürsüye davet ediyoruz. Buyurun Sayın Meclis Başkanı. Muhterem Cumhurbaşkanım, Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin değerli üyeleri, mensupları, kardeş yerel yönetimlerin değerli başkanları ve temsilcileri, Türk Dünyası Belediyeler Birliği 6. Olağan Genel Kurulu vesilesiyle hepinizi hürmetle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Yaklaşık 20 yıldır gönül coğrafyamızın 30 farklı ülkesinin 1200'e yakın üye belediye temsilcilerinin iştirakiyle taçlandırdığımız Türk Dünyası Belediyeler Birliği bugün Olağan Genel Kurulu için toplanmış bulunuyor. 6. Olağan Genel Kurul'un birliğimizi meydana getiren bütün kardeş ülkeler için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Avrupa ortalarından Uzak Asya'ya, Kafkasların kuzeyinden Orta Afrika'ya kadar uzanan verimli coğrafyanın dost ve kardeş ülkelerinin değerli temsilcileriyle bir ve bütün olarak bir arada İstanbul'da bulunmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli misafirler, elimizde olmayan sebeplerle bazen en yakın arkadaşlarımızla, dostlarımızla uzun süreli ayrılık dönemleri yaşayabiliriz. Aradan uzun yıllar geçse de kavuştuğumuz zaman o uzun boşluk hiç olmamış gibi kaldığımız yerden aynı dostluğa, arkadaşlığa devam ederiz. Bizim şu an ayrı coğrafyalarda bir müddet uzak kaldığımız kardeş ülkelerle durumumuz buna benziyor. 20. yüzyılın başında ülkelerimiz arasındaki ilişkiler, inkıtalar, kesintiler yaşadı. Allah'a şükürler olsun ki geçen yüzyılda ara ara ve özellikle anlaşmanın yapıldığı son 20 yıldır da büyük bir ahenkle fasılaları telafi etmeye başladık. Kardeş coğrafyaların dost ve kardeş ülkeleri devletler hukuku bazında ilişkilerini sürdürürken, yerel yönetimler olarak da aramızdaki işbirliğini geliştirmeye yönelik çeşitli program ve projeleri büyük hızla yürütmeye devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli misafirler, malumunuz salgın şartları sebebiyle birçok toplantı, faaliyet uzun zaman yapılamamıştı. Şimdi Allah'a şükürler olsun bir taraftan bugünler, yarınlar için planlamış olduğumuz çalışmaları yaparken, diğer taraftan da bu geçtiğimiz 2 yılı aşkın süre içerisinde gerçekleştiremediğimiz faaliyetleri telafi etmeye, uzak kalmamız sebebiyle ortaya çıkan mesafeleri kapatacak adımları süratle atmaya çalışıyoruz. Salgın sonrası dönemde yapılan bu kongrenin yeni bir başlangıç olacağına inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli misafirler, Türk Dünyası Belediyeler Birliği tespit edebildiğim kadarıyla dünyada benzeri olmayan bir kuruluş. Çok farklı ülkelerden yerel yönetimleri bir araya getiren, bilgi ve tecrübe paylaşımı, plan, proje paylaşımı, fikir paylaşımı yapmak üzere, ortak çalışmalar gerçekleştirmek üzere oluşturulmuş bir kuruluş. Bu kuruluşun sadece kısa vadeli amaçları gerçekleştirmek üzere ve sadece olağan gündelik işleri birlikte yapmak üzere değil de bir kültür ve tarih perspektifi üzerinden aynı inancı, ilkeleri, değerleri paylaşan ama farklı coğrafyalarda yaşayan, bunları müşahhas, farklı coğrafyalarda bunları müşahhas hale getiren bir toplumsal hayat ve şehir hayatı oluşturan fikirleri ve deneyimleri buluşturmak üzere kurulduğuna dikkat çekmek isterim. Bu nevi şahsına münhasır kuruluş olan Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin ne kadar önemli ve üzerine ne kadar yoğunlaşmamız gereken alanlarda faaliyetler gösterdiğini biliyoruz. 2000 yılında Bakü'de gerçekleşen Türk dili konuşan ülkeler devlet başkanları toplantısında fikir olarak ortaya atılan ve 12 Kasım 2003 tarihinde fikirden fiile, eyleme dönüşen Türk Dünyası Belediyeler Birliği bugün
30 farklı ülkeden 1200 civarında belediye ile çalışmalarını sürdürmektedir. Bugüne kadar bu güzel ve benzersiz fikrin hayata geçmesi için gayret gösteren Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin değerli başkanlarına, yöneticilerine, üyelerine, mensuplarına teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli misafirler, günümüz dünyasındaki gelişmeler iki önemli temel istikamette ilerliyor. Bir taraftan küreselleşme ve küreselleşme ile beraber ülkelerin bir araya gelmeleri, birlikte hareket etmeleri, dayanışma göstermeleri, ilkeler üzerinden veya bölgesel sahiplerle kuruluşlar oluşturmaları büyük önem kazanmaktadır. Zira küreselleşen dünyada ülkelerin tek başlarına önlerindeki zorluklarla baş edebilmeleri, kalkınmaları, gelişmeleri, başka ülke ve bölgelerdeki gelişmelerden olumsuz etkilenmemeleri ancak diğer ülkelerle bir araya gelmek, birlikler oluşturmak, birlikte hareket etmek suretiyle mümkün hale gelmiştir. Salgın sürecinde yaşananlar, sağlık alanında olduğu gibi ekonomi alanında da ülkelerin ve halkların birbirine ne kadar bağımlı hale geldiğini, birbirinden ne kadar çok etkilenir hale geldiğini göstermiştir. Zorluklar, sıkıntılar, sorunlar küresel ise çözümler, çareler, devalar da küreseldir. Salgında yaşadığımız gibi virüs küresel ise aşı da, tedavi de küreseldir. İşte bu çerçeve içerisinde ülkelerin iyi ilişkiler kurması, dahası bir araya gelmesi, birlik olması, birlikte hareket etmesi çok önemli hale gelmiştir. Bu açıdan bilhassa coğrafi olarak birbirine yakın ve birbirini bütünleyen ülkelerin tarihi ve kültürel bağlarla birbirine sıkı sıkıya bağlı olan aynı inanç, ilkeler ve değerler etrafında yüzlerce yıl bir arada yaşamış olan ülkelerin birlik oluşturması çok daha kıymetli ve çok daha faydalı, hayırlı sonuçlar doğuracaktır. Günümüz dünyasında diğer bir gelişme istikameti ise insanların günlük hayatlarını kolaylaştıran, tek tek şahıslara hizmet eden, onların bir arada yaşamaları için maddi ve manevi imkanları sunan, insanların teker teker günlük hayatlarına dokunan işlerin önem kazanmasıdır. İnsanlar daha iyi yaşamak, daha iyi şartlarda yaşamak, kişi olarak, aile olarak, toplum olarak sağlıklı ve geleceğe güvenle bakabilecekleri iyi ortamlarda yaşamak istiyorlar. Bu ise yerel yönetimlerin önemini çok daha fazla arttırmaktadır. Belki bundan 20 sene önce, 30 sene önce yerel yönetimler çok daha sıradan, çok daha az bürokratik işlemlerle ilgilenmek durumundayken, bugün çok daha dinamik bir şekilde dünyanın her yerinde, şehirlerimizdeki kişi ve toplum hayatıyla iç içe, kesintisiz bir şekilde, tabiri caizse 360 derece bir bakış açısıyla çalışmak mecburiyetindedirler. Bu aynı zamanda insanların ve toplumların bir beklentisi olarak da karşımıza çıkmaktadır. Bu durum günümüzde yerel yönetimlerin faaliyetlerinin genişliğini ve derinliğini ortaya koymaktadır. Bu dinamik süreçler başkalarının neler yaptığını, başka ülkelerin, başka yerel yönetimlerin hangi bilgi ve deneyimlerle hareket ettiklerini görme ve değerlendirme mecburiyeti de hasıl etmektedir. Şüphesiz aynı inanç ve değerler etrafında şehirler inşa eden, bu değerler etrafında toplumsal hayatlarını sürdüren insanların günlük pratiklerinin de birbirleri için çok daha fazla ilham verici ve kıymetli olduğunu ifade etmem icap eder. İşte günümüz dünyasının bu temel iki gelişme istikametinin her ikisini de kendi varoluşunda amaç ve hedefleri içinde barındıran Türk Dünyası Belediyeler Birliği'dir. Bir taraftan 30 ülke ve 1200 belediyenin bir araya geldiği bir iş ve güç birliği, bir taraftan da yerel yönetimler üzerinden şekillenen ve yoğunlaşan bir faaliyet alanı. Önümüzdeki dönemlerin Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ne çok daha yoğun çalışmalar, çok daha yoğun ve faydalı fikir ve projeler üretme mecburiyeti yüklediğini ifade etmek isterim. Yaşadığımız zor salgın sürecinin sağlık, ekonomi, siyaset, uluslararası hukuk bağlamındaki bütün zorluklarının birer tecrübe olarak bugüne ve yarınlara hizmet edecek şekilde yorumlanması bizim önemli bir vazifemizdir. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli misafirler, içinde bulunduğumuz siyasi ve ekonomik ortam dayanışmayı çok daha hayati bir noktaya taşımıştır. Küresel güçlerin coğrafyaları parçalayarak yönetme stratejilerinin karşısında birlikte olmak, dayanışma stratejisini koymak zorundayız. Özellikle altını çizmek isterim ki yeni dünya ne kadar farklılıklar üzerinden bizleri parçalamaya çalışırsa çalışsın,
bizim benzerliklerin altını çizerek öne çıkarmaya çalışmamız şarttır. Ve bizler benzerlikleri çok fazla olan bir birlikler oluşturuyoruz, topluluklar oluşturuyoruz. Malumunuz geçtiğimiz Şubat ayı itibariyle yaşamaya başladığımız Ukrayna-Rusya krizi yeni dünya düzeni için safları sıklaştıran ülkelerin kavgalarına sahne oluyor. Beyin ölümü gerçekleştiği, ifade edilen birliklerin tekrar dirildiği, ağır tahriklerle adeta savaş tamtamları çaldığı, halen de çalmaya devam ettiği yerler hepimizin yaşadığı coğrafyanın tam ortasında. Zaten kavganın asıl sebebinin Orta Asya'nın sahip olduğu, dünyanın dörtte üçlük enerji yatakları olduğu açıktır. Çıkarılan son iyi kavgalarla, ülkelerin değerli kaynaklarına 21. yüzyılın araçlarıyla çökmeye çalışanlara karşı hep birlikte gerekli cevabı vermeli ve karşı duruşu sergilemeliyiz. Barış içinde ve kardeşçe paylaşımdan değil, sadece sömürüden yana olanlara karşı dayanışma içerisinde olmalıyız. Coğrafyalarımızın hemen yanı başında çıkarılmaya çalışılan yeni karışıklıkların farkında olarak kenetlenmeliyiz. Bunun için kültürel ve tarihi mirasımız ve devam eden işbirliğimiz çok kıymetlidir. Hatta çok daha önemlisi fiziki coğrafyalara sığmayan gönül coğrafyamızın yakınlığıdır. Ülkelerde yaşanan küçük anlaşmazlıkları kaşıyarak büyük yaralar açmaya, çatışmalarla ortak tarihi ve kültürel mirasımızı yok etmeye çalışanlara karşı kendimizi yeniden tahkim etmeli, bu birlikteliği gelecek nesillere aktarma sorumluluğunu da elden bırakmamalıyız. Gündemin kurbanları olmaksızın kendi gündemlerini oluşturan toplantılar düzenlemek son derecede önem arz etmektedir. Adil, dürüst ve şeffaf hareketlerle insanlarla yerel yönetimler arasında ortak duygu düzleminde buluşmayı murad ederek, insanları emeğin, üretimin içine dahil ederek başaramayacağımız hiçbir şey olamaz Allah'ın izniyle. Bu düşüncelerle Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nde bugüne kadar görev yapan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyor. Bugün yapılacak genel kurulda görev alacak bütün arkadaşlarımıza da Cenab-ı Hakk'ın yardımıyla başarılar diliyorum. Hepinizi hürmetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Profesör Doktor Sayın Mustafa Şentop'a teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar, Türk dünyasının birliğine, beraberliğine ve dayanışmasına daim önem veren binlerce yıldır medeniyetin beşiği olan Türk dünyası coğrafyasının yeniden tüm insanlık için bir çekim ve aydınlanma merkezi olacağını mesajını veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarını yapmak üzere kürsüyü teşriflerini arz ederim. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım. Buyurun. Türk Dünyası Belediyeler Birliğimizin kıymetli üyeleri, değerli misafirler, hanımefendiler ve efendiler, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Birliğimizin 6. Genel Kurulu'nun hayırlı olmasını diliyorum. Kuruluşundan bugüne Türk Dünyası Belediyeler Birliği çatısı altında hizmet veren tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Temelleri 22 yıl önce atılan birliğimiz 19 yıldır da fiilen faaliyet göstermektedir. Bugün 30 farklı ülke ve bölgeden yaklaşık 1200 üye belediyesiyle kocaman bir aile haline gelen birliğimiz, kendi alanında dünyanın önde gelen yapıları arasında yer almaktadır. Birliğimiz Balkanlardan Orta Asya'ya uzanan geniş bir coğrafyadaki dost ve kardeş belediyelerin aralarındaki işbirliğini
geliştirmesine vesile olmaktadır. Yeni programlar ve projelerle etki sahasını genişleten birliğimizin ülkelerimiz, şehirlerimiz ve insanlarımız arasında güçlü köprüler kurmasından memnuniyet duyuyorum. Hiç şüphesiz birliğimizin kökleri Türk Konseyi'ne dayanıyor. Bilindiği gibi Türk Konseyi 2011 yılında Almata'da ilk zirve toplantısını yaparak resmen faaliyete geçmişti. Konsey geçtiğimiz yıl İstanbul'daki 8. zirvesinde aldığı bir kararla adını Türk Devletleri Teşkilatı olarak değiştirdi. Türk devletlerinin bağımsızlıklarını ilan etmelerinin 30. yılında yapılan bu değişiklik, Türkmenistan'ın da teşkilata gözlemci üye olarak katılmasıyla çok daha anlamlı hale geldi. Zirve toplantısında onaylanan Türk Dünyası 2040 vizyon belgesi de teşkilatın geleceğine ilişkin önemli bir adım oldu. Binali Yıldırım kardeşimizin ülkemiz adına yer aldığı Aksakallılar heyetini de maziden atiye kurduğumuz köprünün bir sembolü olarak görüyorum. Hükümetler düzeyinde yürütülen çalışmaların belediyelerle tabana yayılmış olmasından memnuniyet duyuyorum. Halihazırda 30 ülke ve bölgeden yerel yönetimin temsil edildiği Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin kuşatıcı yapısı önemlidir. Bu yapıyı Türk Devletleri Teşkilatı'nın vizyonunun erişeceği genişliğinde bir işaret olarak değerlendiriyoruz. Tabii burada kökleri öyle birkaç asırlık değil, binlerce yıllık ortak geçmişe dayalı bir güçten bahsettiğimizi unutmamalıyız. Karşımızda aradan geçen onca zamana ve yaşanan nice badirelere rağmen ortak tarih ve kültür bilinciyle yeniden bir araya gelen devletler, aynı gönül bağı etrafında buluşan toplumlar gerçeği var. Bu tablo aynı zamanda bize hepimizi çok daha parlak bir geleceğin beklediğine de işaret ediyor. Beraberliğimize, kardeşliğimize, müştereklerimize, ortak hayallerimize, bütün bunlara sahip çıktığımız sürece kimse bizi bu aydınlık geleceğe ulaşmaktan mahrum bırakamaz. Ayrı düşmemize yol açan hadiselerden çıkardığımız dersler, bundan sonraki yol haritalarımızda bize en büyük rehberdir. Milli şairimiz Mehmet Akif şöyle diyor: tarihi tekerrür diye tarif ediyorlar. Hiç ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi? Evet, bizler de hem geçmişte yaşadıklarımızdan hem bugün çevremizde olup bitenlerden ibret alarak hareket etmeliyiz. Kendi güvenlik ve refahları için tüm dünyayı ateşe vermeye hazır olanların karşısına ancak bu şekilde çıkarsak başarılı olabiliriz. Kardeşlerim, şayet bunu sağlayabilirsek, önümüzdeki dönem Avrasya coğrafyasının dünyanın göz bebeği haline geldiğini hep birlikte görebiliriz. Farklılıklarımızın birlik ve beraberliğimizin itici gücü değil de fay hatları haline getirilmesine göz yumarsak, bunun bedelini de yine hep beraber ödemeyi sürdürürüz. Değerli kardeşlerim, giderek etkisi artan küresel siyasi ve ekonomik krizler bu tür işbirliklerini daha kıymetli hale getiriyor. Türk Devletleri Teşkilatı ile Türk Dünyası Belediyeler Birliği nezdinde somutlaşan işbirliğimiz coğrafi, demokratik
ekonomik ve elbette siyasi kapasite olarak hepimize eşsiz fırsatlar sunuyor. Atalarımız bir elin nesi var, iki elin sesi var diyor. Bu anlayıştan hareketle teşkilatımızın ve birliğimizin kapsamını, etkisini, derinliğini artırmak için çok daha fazla çalışmalıyız. Yeniden yapılanan küresel yönetim sistemi içinde ülkelerimizin hak ettiği yeri almasını ancak bu şekilde temin edebiliriz. Bunun için birliğimizin bilgi ve tecrübe paylaşımı, eğitim, kurumsal iletişim, kardeş şehirler, sosyal ve kültürel etkinlikler, çalışma ziyaretleri ve yayınlarla ortaya koyduğu faaliyetleri artırarak sürdürmeliyiz. Coğrafyamızın genişliği bu çalışmalar için engel değil, tam tersine eşsiz bir zenginliktir. Günümüzde İpek Yolu gibi kadim ticaret yolları dahi yeni karayolu ve demiryolu hatları inşa edilerek tekrar canlandırılmaya çalışılıyor. İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan siyasi ittifaklar ve güvenlik paktları sorgulanıyor. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere tüm devletleri bir araya getiren yapıların reforma tabi tutulması tartışmaları yaygınlaşıyor. Krizlerin pençesinde kıvranan toplumlar kendilerine yeni çıkış yolları arıyor. Böyle bir iklimde bizim tarih, kültür ve medeniyet mirasımıza sahip çıkmamız kadar tabii bir durum olamaz. Kendi aralarında çıkarlarına uygun şekilde gizli veya açık her türlü işbirliğini yapanların birliğimizin faaliyetlerine farklı gözle bakmalarını çifte standart olarak değerlendiriyorum. Biz bunların hiçbirini aldırmadık. Aldırmayacağız. Şehirlerimizi tarihi ve kültürel kimliğini koruyarak geliştirmenin yollarını arayacağız. Şehirlerimizi günümüz ihtiyaçlarına uygun altyapılar ve eserlerle donatmayı sürdüreceğiz. Şehirlerimizi insanları arasında yakın bağlar kurarak aynı vücudun uzuvları gibi bütünleştireceğiz. Şehirlerimizi, birikimlerimizi ve imkanlarımızı paylaşarak ortak evlerimiz haline dönüştüreceğiz. Bir araya gelmek bu azim ve kararlılığın ilk adımıdır. Bunu sürdürmek ve büyütmek gelişmenin işaretidir. Beraberce çalışmak ve neticeler elde etmek ise başarının ta kendisidir. Hamdolsun. Biriz. Beraberiz ve büyüyoruz. Şimdi bunu her alanda başarılarla taçlandırma vaktidir. Anadolu'daki bin yıllık varlığı, 600 asırlık cihan hakimiyeti ve önümüzdeki sene 100. yılını dolduracak genç cumhuriyetiyle Türkiye yüreğini sizlere sonuna kadar açmıştır. Ülkemiz tüm birikimini, imkanlarını ve potansiyelini sizlerle beraber kullanmaya hazırdır. Biz tüm bunları siyasi bir söylem olarak değil, kalbimizden kopup gelen bir hissiyat olarak ifade ediyoruz. Sizlerin de bize aynı duygularla yaklaştığınızdan en küçük bir şüphem yoktur. Biz belediyelerdeki çalışmalarımızı kalkınma yerelden başlar anlayışıyla yürüten bir kadroyuz. Burasını da birlik ve beraberlik yerelden başlar yaklaşımıyla daha büyük hedeflere, daha büyük vizyonlara doğru yol almamızı sağlayacak bir platform olarak kabul ediyorum.
Türkiye Cumhurbaşkanı olarak bu doğrultuda attığınız her adımda yanınızda olacağımı da özellikle belirtmek istiyorum. Birliğimizin 6. Olağan Genel Kurulu'nun tekrar hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bir kez daha hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Sayın Cumhurbaşkanımıza hitaplarından dolayı teşekkür ediyoruz. Zat-ı devletlerine bir süre daha sahnede misafir ediyoruz. Takdimlerini yapmak üzere de Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı Sayın Uğur İbrahim Altay'ı sahneye davet ediyoruz efendim. Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanımız Sayın Cumhurbaşkanımıza Orhun Irmağı Vadisi'nde 8. yüzyılda yazılıp dikilmiş Göktürk yazıtlarından birisi olan ve Türk tarihinin en eski yazılı belgelerinden olan Tonyukuk kitabelerini sembolize eden bir eseri takdim ediyorlar efendim. Sayın Cumhurbaşkanımızı bir süre daha misafir ediyoruz ve de Türk Dünyası Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu üyelerini aile fotoğrafı için sahneye davet ediyoruz. Şimdi bu fotoğrafın ardından da yine dışarıdan gelen misafir konuklarımız var. Yönetim kurulu üyelerimizi hemen sahnenin diğer tarafına alalım. Yabancı ve burada olan, aramızda olan diğer yönetim kurulu üyelerimizi alalım lütfen. Fotoğraf çekimi için. Sizleri yan tarafa alalım efendim. Yabancı yönetim kurulu üyelerimiz de aramızdalar misafir olarak. Onları da hemen fotoğraf karesinde görelim. Biraz daha, evet buyurun lütfen. Türk Dünyası Belediyeler Birliği 6. olan genel kurul toplantımızı onurlandıran Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Zat-ı devletlerini saygılarımızla uğurluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ayrılırken lütfen yerlerinizde kalınız.
Türk Dünyası Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu üyelerini de yine yerlerine davet ediyoruz. Değerli konuklar, birazdan genel kurul toplantımız başlayacaktır. Teşekkür ediyoruz. Çok değerli konuklar, lütfen yerlerinizde kalmaya devam ediniz. Sayın Cumhurbaşkanımız ayrılırken teşekkür ediyoruz. Yerlerinizde kalınız lütfen. Teşekkürler. Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Katılımlarından dolayı Sayın Cumhurbaşkanımızı saygılarımızla uğurluyoruz efendim. Teşekkürler Sayın Cumhurbaşkanı.